Son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor. Yakın zamanda siyasetten yasaklanmıştı eski Pakistan Başbakanı İmran Han'dan bahsediyoruz. Bir suikast girişimine hedef oldu. İmran Han açılan ateşte bacağından yaralandı. Gelen ilk bilgilere göre saldırıda İmran Han'ın ekibinden iki kişinin daha yaralandığı bildiriliyor. İmran Han'ın şu anda hayati tehlikesinin bulunmadığı ve güvende olduğu bilgisi de paylaşıldı. Görüntüler saldırı girişiminin hemen ardından tespit edildi. Geçtiğimiz dakikalarda uluslararası haber ajanslarından paylaşıldı. Görüyorsunuz sayın seyirciler, çok ciddi bir silah seslerini de duyabiliyorsunuz. Bu ilk görüntüler esnasında işte böyle saldırı girişiminin ardından İmran Han'a ilk müdahale gerçekleştirildi. Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu eski başkan İmran Han hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak kararı vermişti. Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu eski başbakan İmran Han'a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle siyasi yasak getirdi. Seçim komisyonunda oy birliğiyle kabul edilen bu karar kapsamında İmran Han yolsuzluk uygulamalarından suçlu bulunmuştu. Ulusal meclisten çıkarılan İmran Han 5 yıl boyunca kamuda herhangi bir pozisyonda görev alamayacaktı. Hakkındaki iddiaları da reddetmiş, onu hatırlatalım. 140 milyon Pakistan rupisi, yaklaşık 635 bin dolar değerindeki devlet hediyelerini beyan etmeden alıp satarak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor. İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi tarafından yapılan açıklamada bu yasak kararıyla ilgili İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda yapılacağı bildirilmişti. Bunun hemen sonrasında sayın seyirciler, parti destekçileri de sokağa çıkmaya çağırmıştı İmran Han. İşte böylesi bir olaylar zinciri sonrasında, yani sokakta protesto çağrısında bulunduktan sonra eski Pakistan Başbakanı'na suikast girişiminde bulunuldu. An itibariyle bacağından yaralandı. Kendisiyle birlikte bulunan iki kişinin daha yaralı olduğu fakat hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Güvenli bir yerde olduğu söyleniyor. Buna dair de şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmış değil. Pakistan'da iktidardaki Müslüman Birliği Nawaz Partisi Ağustos ayında bu suçlamaları seçim komisyonuna sunmuştu. Pakistan'da 10 Nisan'da Ulusal Meclis'te Başbakan İmran Han ve hükümeti için güven oylaması yapılmış. Hükümetin güven oyu alamaması üzerine İmran Han başbakanlık görevinden alınmıştı. Geçtiğimiz Nisan ayından bahsediyoruz. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.